Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Kral Groot'un güncellenmiş halinden bahsedeceğiz. Şu anda güncelleme dosyası karşımda açık. Evet, gördüğünüz gibi Kral Groot tune-up yiyor. Yani birkaç sayısı arttırıldı demek aslında ama bu bana daha çok orta bir güncelleme geldi. Ama orta güncelleme bu değil kesinlikle. Hepsine baktım. Hoot orta güncelleme arkadaşlar. O yüzden Kral Groot'un tune-up olduğu söylendi. Evet, şimdi okumaya başlayalım. Kral Groot hakkında. Gizemli bir yabancı orman örtüsünün dibinden çıkıp gelen bitkilerin yenilmez üstadı ve X gezegeni kralı Groot dört bir yanı fethediyor. Bir paralel evrenden gelen bu hunhar ve gaddar canavar daha önce hiç roket ile tanışmamış ya da koruyuculara katılmamış. Aksine bir galaksinin askeri önderi olmuş ve insanları tuzak ederek üzerinde deneyler yapmıştır. Ama şu sıralar acımasız kralın görevi koleksiyoncu tarafından sekteye uğradı ve o da gözünü yeni bir hedefe dikti. Turnuvanın sunduğu bitmek bilmez hazinelerin ve gücün tamamını elinde toplamak. Demiş. Kısacası Kabam'ın yarattığı bir hero da yazsa olurmuş buraya arkadaşlar. Çünkü Kral Groot diye bir hero yok diye biliyorum ben Marvel evreninde. Ama öyle de bir hikaye uyduracaklar tabii ki. Evet, taban istatistikleri, veriler ve yetenekler demiş. Evet, 6 yıldızlısının PC 13.380, 5 yıldızlısınınki de 10.420 olacakmış. Sağlığı 6 yıldızlı Reach'te 51.456 gördüğünüz gibi. Zaten oyundaki en yüksek sağlıklardan birine sahip Kral Groot biliyorsunuz. Saldırısı düşük tabii ki de. Evet. Şampiyon sınıfı kozmik temel yetenekler hiddet, zırh kırma, zehir ve yenilenme demiş. Kral Groot'un mekanik yapısı. Kral Groot'un insan deneyleri güç arayışında kullanmak üzere bitkilerin ustası için yeni teknikleri açığa çıkarmıştır. Kanamaya karşı bağışıklığına ek olarak X gezegeni kralının güce duyduğu susamışlık daha fazla bastırılamaz ve ayrıca güç boşalması ve güç yakma etkilerine de karşı bağışıklıdır. Evet, bakın bu yeni eklendi. Artık garezi savaş uzadıkça daha yoğun hale gelerek hiddet takviyelerine fazladan tesir ve süper yeteneğin etkinleştirilmesiyle daha uzun zehir süresi kazandırmaktadır. Ayrıca zehir etkileri üzerine yaptığı deneyler de kendisine yeni yetenekler kazandırmıştır. Ağır saldırısı artık rakip üzerinde yüklü zehir ve zırh kırma zayıflatıcılarının süresini uzatmaktadır. Ve zehirli iki nolu özel saldırı soluğu artık zehir etkilerine ek olarak doğrudan hasar vermektedir. Artık yıkıcı bir nolu özel saldırısı rakibin zırhına uzun süreli etkilerinde bulunarak kırmak için geride hiçbir şey kalmayana dek her zırh kırma zayıflatıcısı ile ufalamaktadır demiş. Evet. Burada kısaca özet geçmiş Kral Groot'un mekaniğini arkadaşlar. Yani güncellemesine özet geçmiş. Buradan da anlamışsınızdır neleri olduğunu. Evet, güçlü yanları. Uzun dövüşlerde etkili. Kral Groot zaman uzadıkça garez etkilerini arttırmasına olanak sağlayan uzun savaşlardan hoşlanır demiş. Evet, zaman geçtikçe gücü artıyor arkadaşlar. Bu yeni mekanik. Evet, zırhlı rakipler. Zırhlanma takviyelerine güvenen teknoloji şampiyonları ve diğer rakipler Kral Groot'un yıkıcı bir nolu özel saldırı zırh kırmalarıyla zırhlarının hızla lime lime olduğunu göreceklerdir demiş. Bu zaten olan bir şeydi. Zayıf yanları. Mistik şampiyonlar. Kral Groot hasar vermek için etkisiz bırakma ve diğer mistik hileler ile kolaylıkla icabına bakabilecek hiddet takviyelerine büyük ölçüde güvenmektedir diyor. Yani zaten mistikler başından beri düşmanı Kral Groot'un. Evet. Aşağıdaki istatistikler, veriler ve yetenekler 5. rütbe 65. seviyede bulunan bir adet 5 yıldızlı şampiyona göre hesaplanmıştır diyor. Evet. Yetenekler. Daima aktif. Bunu okuduk zaten. Benzersiz fizyolojik, kanama, güç boşalması ve güç yakma etkilerine karşı bağışıklık kazandırır. Evet, ama güç çalmaya bağışıklığı yok arkadaşlar. Yani Magic'le onun gücünü çalabilirsiniz sanırsam. Çünkü bu üçü farklı mekanizmadır. Güç boşalması, güç yakma, güç çalma. Yani güç çalma bağışığı olmadığı için Magic gücünü rahatça çalacaktır Kral Groot'un. Evet, geliştirici demiş ki, teknoloji şampiyonları ve mistik şampiyonlar benzer şekilde artık güç azaltan yeteneklerinin kudretli Kral Groot'un karşısında faydasız olduğunu göreceklerdir. Kişisel hiddet takviyeleri. Aksi belirtilmedikçe Kral Groot'un hiddet takviyelerinin her biri 501 saldırı puanı sağlar ve 12 saniye sürer. Eskiden 480 saldırı puanı sağlayıp 12 saniye sürerdi. Şimdi biraz küçük arttırılmış o. Kral Groot'un bir adet zayıflatıcı elde ettiği her defasında yarım saniye sonra bir adet kişisel hiddet takviyesi harcayarak o zayıflatıcıyı temizler. Bu zaten vardı. Geliştirici demiş ki, Kral Groot'un düşük taban saldırı puanının seni aldatmasına izin verme, onun hiddet takviyeleri ciddi miktarda yumruk atmasına olanak sağlar. Evet, hani yukarıda görmüştük ya, 2100 saldırı puanı var 6 yıldızı R3'ün. Ama bu hiddetler gerçekten onu yani güçlendiriyor. Garez pasif. Yani Garez yeni bir özellik arkadaşlar. Kral Groot dövüşe etkinleştirildiği her defasında 3 adet hiddet takviyesi kazandıran bir pasif Garez ile başlar. Garez, Kral Groot'un elinde en az bir adet kişisel hiddet takviyesi olduğu sürece devam eder diyor. Garez aktif haldeyken dövüşün ne kadar devam etmiş olduğuna dayalı olarak en fazla %100 hiddet takviyesi kazanırsın. 100 saniye sonra maksimum bonus diyor. Yani dövüşte saniye geçtikçe o artıyor işte %1, %2, %3 her saniye geçtikçe birer birer artıyor. 100 saniye geçince %100 hiddet takviyesi kazanıyoruz.
Gares sona erdikten sonra 13 saniye boyunca beklemeye girer. İşte o yüzden uzun dövüşlerde bu kadar etkili olduğunu söylüyordu başta Gares. Çünkü onun hiddet takviyesini saniyeler geçtikçe arttırıyor. Geliştirici demiş ki, kral zaman uzadıkça giderek daha da sabırsız hale gelerek her geçen saniyeyle birlikte hiddetine daha da fazla tesir kazandırır. Kral Groot için harika, inatçı rakipler için kötü demiş. Gares beklemedeyken pasif demiş. Her iki şampiyondan birinden kaynaklanan herhangi bir saldırı bir adet hiddet yükü kazandırmak için %20 şansa sahiptir. Bekleme sona erdiğinde elde edilen her yüke karşılık bir adet hiddet takviyesi kazanırsın ve Gares moduna yeniden geçersin. Hani Kral Groot iyileşme açarken bekleme modunda böyle aktif olmayan hiddetler açardı ya. Yani pasif değil de aktif olmayan, çünkü gri renkli olurdu. İyileşme bittiği zaman da tekrar hiddetlerini açardı ya, onları açardı. Şimdi Gares moduna yeniden geçersin diyor burada. Kral Groot'un saldırısından kaçıldığı, otomatik blok uygulandığı ya da ısı geçtiği her defasında 2 adet hiddet yükü kazanırsın. Bekleme süresi 3 saniye. Vallahi her dakika kaçıp ıska geçen şampiyonlar da deli gibi hiddet kazandık. O yüzden bekleme saniyesini 3 saniye yapmışlar. Gayet normal. Geliştirici demiş ki, korkaklık yalnızca kralın öfkesini arttırır. Kaygan örümcek evren şampiyonları ve özerk otomatik blok rakipleri benzer şekilde sinsilik ustalıklarının kralın garezi geri döndüğünde kendilerine karşı kullanıldığını göreceklerdir demiş. Evet, ağır saldırılar demiş. Bu da yeni mekanizma. 3 saniye boyunca rakip üzerinde yüklü tüm zehir ve zırkırma zayıflatıcılarını duraklatırsın diyor. Duraklatma ama. Gares etkinse 6 saniye boyunca duraklatmak yerine bir adet hiddet takviyesi harcarsın. Bu yerine değil de 6 saniye boyunca duraklatır ve bir adet hiddet takviyesini harcar diyor. Veya 6 saniye boyunca duraklatmak için bir adet hiddet takviyesi harcar da diyor olabilir arkadaşlar. Ona yukarıdan bir bakayım hatta ben. Bunun şeyi de var, diğer dillerde de yazıldı çünkü bu. Türkçesine bir ayar çektim. Bakalım nerede o? Şurada Gares var ha. Aynen, bir tane hiddet takviyesini 6 saniye boyunca sürsün diye zayıflatıyoruz. Arkadaşlar öyle yazılmış. Devam edelim şimdi. Neredeydik? Geldik. Geliştirici demiş ki, rakibin zırhını devamlı bir biçimde indirgemek için Kral Groot'un bir nolu özel saldırısı ya da zehirin rakibin damarlarından sürekli akmasını sağlamak için iki nolu özel saldırısı ile birlikte kullan demiş. Bir nolu özel saldırı canavar ruhlu çiçek. Her birinin etkinleştirilmek için %100 şansa sahip olmasıyla bir adet zırhlanma takviyesi kaldıran ve 15 saniye boyunca zırh puanını 286,36 azaltan en fazla 3 adet zırh kırma zayıflatıcısı uygular. Maksimum set 10 adet. Ayrıca bu zırh kırmalar gelecekteki zırh kırmaların tesirini de %10 azaltır diyor. Şimdi eskiden bir nolu özel saldırıda bir tane zırh kırma atardık ve %90 şansla atardık onu. Üstümüzde hiddet varsa bir hiddet takviyesi harcayıp onu kalıcı hale getirirdik. Şimdi 15 saniye süren en fazla 3 adet zırh kırma zayıflatıcısı uyguladığını söylüyor arkadaşlar. Her birini etkinleştirmek için de %100 şansı sahip olmasıyla diyor. 3 tane atıyor yani. Maksimum set 10 adet demiş. Sonra biz bundan 10 tane atarsak arkadaşlar bütün zırhlanma takviyelerin tesisini %10 azaltacağız. Gelecekte yani. O dövüş için. Gares varsa zırh kırmayı sonu belirsiz hale getirmek için bir adet hiddet takviyesi harcarsın diyor. Evet, bu zaten olan bir özellikti ama Gares'le olduğu için yeni bir mekanik sayılıyor. Geliştirici demiş ki, zırhlanmaya dayanan rakiplerle karşı karşıya kaldığında onların zırhını kalıcı olarak faydasız kılmak için dayanıksız hiddet takviyelerini harca. İki nolu özel saldırı, gizli zehirlilik. Kral Groot'un yakıcı soluğunun her darbesi 1169 doğrudan hasar verir. Bu hasar robot şampiyonlara karşı 3 katına çıkarılır demiş. Gayet iyi. Bu yeni özellik burada patlama hasarı veriyor kısacası arkadaşlar. Doğrudan hasar, patlama hasarı aynı şey. İyileştirme etkilerini %30 azaltan ve 10 saniye boyunca 3340 doğrudan hasar veren ya da zehir zayıflatıcısı uygulama şansı %100. Bu zaten olan bir mekanikti. Aynı. Gares varsa zehir süresini %100 uzatmak için bir adet hiddet takviyesi harcarsın diyor. Yani 10 saniye değil 20 saniye sürecek zehir hiddet harcarsak. Geliştirici demiş ki, Kral Groot metal ve devre sisteminin bükülmesinden büyük zevk alır. Robot rakipler yoğunlaştırılmış iki nolu özel saldırılar ile çok uzun ömürlü olmayacaklardı demiş. 3 nolu özel saldırı özgün humharlık. 3 saniye boyunca %10 sağlık iyileştiren bir adet yenilenme takviyesi kazanma şansı %100. Kral Groot'a iyileşme engelleme uygulanıyorken bu yenilenme takviyesi duraklatılır. Çok güzel bir özellik arkadaşlar. Adeta yani ama bundan gelen bir özellik bu. İyileşmesi engellenemiyor yani hiçbir türlü. Herhalde korkutma zayıflatıcısıyla engellenir. Gares varsa takviye süresinde %50 uzatmak için bir adet hiddet takviyesi harcarsın diyor. Evet, bir de 3 saniye boyunca %10 sağlık iyileştiriyor. Eskiden belli bir sayı yazardı. Belli bir sayı iyileştirdi. Şimdi %10'unu iyileştirecek sağlığını. Yani güçlendirmeler falan arttıracaktır onun yenilenme hızını arkadaşlar. %50 uzatacaksak 4,5 saniye sürecek. 4,5 saniyede sürerse herhalde %12
değil. %15 sağlık iyileştirecek 4,5 saniye sürerse büyük ihtimalle. Tabii toparlanma ustalığınız da fullse çok daha fazla yeniler. Geliştirici demiş ki, Kral Groot'un gelişen yenileyici güçleri iyileşme engellemenin büyüsü altındayken başka bir yenilenme takviyesinin faydalarını tekrar asla ıska geçmemek için olanak sağlar. Yani pas geçmemek için diyelim ona, ıska geçmemeyi yanlış anlarız. Evet, süper yetenek amansız kuvvet demiş Gares, pasif. Gares aktif haldeyken dövüşün ne kadar devam etmiş olduğuna dayalı olarak en fazla %100 zehir süresi kazanırsın. 100 saniye sonra maksimum bonus demiş. Gares beklemeye girdiğinde ise 13 saniye boyunca 7572.69 sağlık iyileştiren bir adet yenilenme takviyesi kazanırsın demiş. Yukarıdaki özellik gene dövüş, yani dövüş ne kadar uzun sürerse o kadar neydi? Zehir süresi de kazanıyoruz. Öyle bir özelliği var. Geliştirici demiş ki, Kral Groot süper yeteneğin etkinleştirilmesiyle dövüş devam ederken Gares aktif haldeyken iki nolu özel saldırısını saklamanın faydalarını görecektir. Yani burada Gares diyor ama Gares süper yetenekle gelmiyor. Yanlış anlamayın. Gares'e ekstra özellik veriliyor. Burada aktif haldeyken ekstra zehir süresi, beklemedeyken de sağlık iyileştirme yapması. Zaten beklemeye girdiğindeki sağlık iyileştirmesi önceden var olan süper yeteneğiydi Kral Groot'un. Bir değişikliği yok. Evet, sinerji bonusları demiş. Dev canavarlar. Kral Groot kendine %35 zehir ve zırh kırma zayıflatıcı süresi veriyormuş. Ördek, Venom, Mojo, Abomination, Ölümsüz ve Köstebek adamıyla. Küçümseyici Gares de kuru kafayla. Kral Groot kahraman şampiyonlara karşı dövüşürken Gares fazladan bir hiddet takviyesi kazandırır. Ve bekleme sırasında hiddet yükleri kazanma şansı sabit %10 arttırılır demiş. Kuru kafada da küçümseme modundayken dövüşe 2 adet hiddet takviyesiyle başlıyormuş. Diğerinde de X-Large boyutlu şampiyonlar %4 sağlık ve saldırı puanı kazanmış. Gerisi aynı arkadaşlar. Arkadaşlar, düşmanlar, can düşmanı falan. Önerilen ustalıklarda uzatılmış, güçlendirilmiş şiddet var da kimse bunu vermez. Kral Groot'un hiddet takviyelerinin tesisini daha da arttırarak onun saldırı odaklı yeteneğinin en üst düzeye getirir. Kimisi veriyordur belki bu ustalığı ama genelde verilmez arkadaşlar. Evet, Kral Groot'un güncellemesi bu şekilde arkadaşlar. Valla tune-up'la orta karışım bir şey olmuş ama biliyorsunuz bir tune-up olur, bir moderate güncelleme olur, bir de overhaul olur. Bu tune-up olmuş onların söylediğine göre. Ama biraz da ortaya yakın bir güncelleme olmuş. Ama nasıl olacak hakkında pek bir fikrim yok. O Garez'i test etmek lazım. Nasıl hasar verdiğini görmek lazım. Gene Kral Groot yükseltmeye değer bir şampiyon olacağını sanmıyorum ama denemeden bilemeyiz tabii ki. Son yorumu denedikten sonra yapacağım. Ona da daha var. Evet, bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kral Groot'la ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.